أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Davut aleyhisselam dedi ki, İlahi, bir kişi Müslümanların ayıbını söylese onun cezası nedir? Kendi ayıplarıyla değil de milletin ayıplarıyla uğraşanın. Hak Teala Hazretleri dedi ki, eğer tevbe eder ise uçmağa cemi halkten sonra gire. Yani duruma bak. Adam tevbe ederse bile cezası var. Herkesten sonra cennete girecek. Milletin ayıplarıyla uğraşan. Tevbe eylemez ise cemi halkten evvel cehenneme girer. Eğer tevbesini yapmazsa diyor, herkesten önce de cehenneme girer. Milletin ayıplarıyla uğraşan. Bu büyük hastalık gerçekten. İnsanın hoşuna gider. Söylesin. Bilip bilmediğini. Bildiğim, yani bakın, bir bilmediğini söylemek var ki iftira oluyor. Yani kesin bilmiyorsun adamın yanlış yapıp yapmadığını. O iftira. Bir de biliyorsun adam yanlış yapıyor. Onunla bile uğraşmak iş değil yani. Milletin ayıplarıyla. Allah muhafaza buyursun. Ancak ve ancak uyarmak için adamın zararı dokunacaksa başkasına, gelip de sana sorduysalar, o zaman uyarırsın. O ayrı bir konu. Ama işin olmayacak yani. Öyle devamlı uğraşmakla falan. Peki. Davud aleyhisselam dedi ki, İlahi, ey ilahım, ey Allah'ım, ey Rabbim, ey Mevlam, bir kişi malının zekatını verse, nefsini arıtmak için ecri nedir? Yani nefsini terbiye etmek namına malının zekatı verse, onun mükafatı nasıl olacak? Hak Teala Hazretleri buyurdu ki, kıyamet gününde buyururum ki, diler ise şefaat eyle. Kıyamet günü ben ona şefaat etme hakkı vereceğim diyor. Malının zekatını veren kişiye. O zaman şey yap. Çıkart onları. Ne dedik? Davud aleyhisselam dedi ki, zekat, birisi malının zekatını verse ve bu zekatı verirken de nefsini terbiye etme niyetiyle, nefsinin cimriliğini yok etme niyetiyle, yani velhasıl güzel ahlaka erme niyetiyle zekatını verirse onun ahiretteki mükafatı nedir diye soruyor Davud aleyhisselam. Allah subhanahu ve teala da buyuruyor ki, İster ise ben ona şefaat etme hakkı vereceğim ahirette. Davut aleyhisselam dedi ki, İlahi, bir kişi yalınca kaftan giyerse onun ecri nedir? Hak Teala Hazretleri dedi ki, ol benim komşuluğumda ola. Yalınca dedi, yani gösterişsiz, normal mütevazi giyenen benim komşum olur. Davut aleyhisselam dedi ki, İlahi, bir kişi itikafa otursa onun ecri nedir? Hak Teala Hazretleri dedi ki, cemi'i günahını affederim. Camide itikafa oturmak. Mescitlerde oturmak. Davud aleyhisselam dedi ki, İlahi, bir kişi kafir imana davet eylese onun ecri nedir? Müslüman olmayan bir kişiyi Müslüman etmek için uğraşan adam, bunun mükafatı nedir? Hak Teala Hazretleri dedi ki, ona şefkat eylerim. Şefkatimle muamele ederim yani. Davut aleyhisselam dedi ki, İlahi, bir, tabi oradaki değeri anlayacağız. Rabbimiz merhametiyle baktığı zaman artık bizde affetmeyeceği bir hal, bir şey kalmaz yani. Allahu Teala'nın. Onun için harika bir şey yani. Davut aleyhisselam dedi ki, İlahi, bir kişi atasına ve anasına iyilik eylese onun ecri nedir? Hak Teala buyurdu ki, ben o kişiyi uçmakta sakin eylerim ve şol kadar sevap veririm ki razı ola. Cennete onu koyarım ve cennette ona o kadar ikram ederim ki, tamam Rabbim, ben razı oldum der yani. Davud aleyhisselam dedi ki, İlahi, bir kişi atasına ve anasına muti olmasa, tam tersi bu sefer, annesine babasına itaatkar değil, saygısız, vazifesini yerine getirmiyor, onun cezası nedir? Hak Teala Hazretleri dedi ki, onun yeri cehennemdir. Allah muhafaza buyursun. Davud aleyhisselam dedi, İlahi, bir kişi hısmından ve kavminden ayrı düşse, yine onlara ulaşa
onun ecri nedir? Yani sıla-i rahim kesilmiş, akrabayla taallukatla alaka kesilmiş, ayrı düşmüş ve o adam bu ayrılığı bitiriyor. Tekrar akrabayla olan bağı kuruyor. Onun mükafatı nedir? Allah-u Teala buyurdu, ömrünü uzun eyleyip malını çok eylerim. Çok mal veririm. Davud Aleyhisselam dedi ki, ilahi bir kişi dil ile ve gönlü ile seni zikreylese, onun ecri nedir? Bak bak, geldik bizim kolumuza. Hem diliyle hem gönlüyle seni zikreden kulun mükafatı nedir? Hak Teala Hazretleri dedi ki, kıyamet gününde ol kul benim ile bile ola. Kıyamette Allah'la beraber olur. Yani ne demek? O kıyamet günündeki korkularını hiçbirisini çekmez manasında. Ne toplanmanın sıkıntısı, ne mahşer yerinin sıkıntısı, ne sırattan geçmenin sıkıntısı, hiçbirisini çekmez. Davud Aleyhisselam dedi ki, ilahi bir kişinin kendi eli altında olana güzel ahlak ile davranmasının mükafatı nedir? Elinin altında işçindir, kardeşindir, çocuğundur, hanımındır. Yani sana bakanlar, yönetimin altında olan kişiler, sen bunlara güzel ahlakla davranırsan onun mükafatı ne olacak? Hak Teala Hazretleri cevaben buyurlar ki, onun hasenatını kabul eylerim ve günahından geçem. Yaptığı ibadetleri kabul eylerim. Bir. İkincisi, günahlarını silerim. Üçüncüsü, ve hesabını ehven eylerim. Hesabını da kolaylaştırırım. Rahat bir şekilde hesabını verip geçer. Davud Aleyhisselam dedi ki, ilahi bir kişi günah işlese, dönse tevbe eylese, onun ecri nedir? Hak Teala Hazretleri buyurdu, ol günah işlememiş gibi olur. Hadis-i şerif gibi. Hatta İbn-i Ezzem-i Kemal'le adamı. Günahından tevbe eden günah yok gibidir diyor Peygamber Zişan. Davud Aleyhisselam dedi ki, ilahi bir kişi nafile kılmak ile sana yakın olsa, onun ecri nedir? Farzları yaptı, üzerine nafileleri kattı. Bununla sana yaklaştı. Bu adamın mükafatı nedir? Hak Teala Hazretleri dedi ki, ol benim muhabbetimdir. Ona vereceğim mükafat bu benim muhabbetime erer. Ben onu severim yani. Farzların üzerine kattığı nafilelerle. Onu halka güzel gösteririm. Bir de ben sevdiğim gibi bütün insanlara da onu sevdiririm. Davud Aleyhisselam'daki ilahi bir kişi günah işlese, tövbe eylemese onun cezası nedir? Hak Celle Azze buyurdu ki, kaçan dua eylese kabul etmem. Allah'a bakar. Günah işledi, günahından tevbe etmiyor. Estağfurullahalazimin kulli zembin ve ma'siye. Onun duasını, ettiği duayı kabul etmem. Ve kullarıma rahmet eyleyince ona etmem diyor, rahmet etmem. Diğer kullarıma rahmet ederken ona rahmet etmem, eylemem. Ve benden nesne istese, bir şey istese de vermem diyor. Şimdi mesela herkes duam niye kabul olmuyor, duam niye kabul olmuyor diye soruyorlar. Ha işte Allah-u Teala bizzat buyuruyor Celle Celaluhu. Günah işliyorsun hemen tevbe edeceksin. Günah işleme. İşledin hemen tevbe et. Onun için duadan önce hemen bir tevbe etmesi lazım kulun. İmam-ı Gazali üstadımız öyle duayıları uzun uzun yazmış. Mesela başına salavat, onun hemen peşine tevbeyi kondurmuş. Tevbe, çünkü tevbe etmediğin zaman Allah duanı da kabul etmez. Rahmet de etmez, istediğinde vermez. Davud Aleyhisselam dedi ki, ilahi bir kişi ribasına tevbe eylemese onun cezası nedir? Günahları dedik, bir de bazı özel günahları anlatıyor şimdi. Faiz yedi, faizden tevbe etmedi. Onun cezası nedir? Allah-u Teala buyurdu, kıyamet gününe ona zakkum yedireceğim. Zakkum ağacı var. Kıyamet gününde o sıcaklığından cehennemin bir sulu bir şey istiyorlar. Sulu bir şey yesinler. Zakkum ağacı veriliyor. Onlar ondan yesin diye. Ola acı bir şey. Yediği zaman daha da çok susuyor insan yani. Ceza olarak. Faiz yiyip tövbe etmeyenlere bu ceza var diyor Allah-u Teala. Davud Aleyhisselam'daki ilahi bir kişi harama nazar eylese. Oo, bak bak bak, çok önemli. Gözün ondan ayırmasa,
Onun cezası nedir? Bak, harama nazar etti, gözünü ondan ayırmadı. İki nokta. Baktın, hemen gördün, kafanı çek, bir daha bakma. Ne yapıyoruz? Şeytan kandırıyor, bir de bakıyoruz. Acaba ne renk giymiş? Şeytan öyle diyor, hangi marka giymiş? Onu gösterecek ya şimdi sana. Saçlarını nasıl yapmış falan. Oh, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Onun cezası nedir diye buyurdu, sordu Davut Aleyhisselam. Allah-u Teala dedi ki, onu ağlatan, eğer veli ise dahi, yani onu ağlatacağım, artık başına bir musibetler gelecek, o gözüyle işlemiş olduğu haramı ağlatarak ondan sileceğim yani. Davut Aleyhisselam'ın ilahi, bir kişi bir kişiye emanet verse ve sefere gitse yine gelse, ol emanetini verse, onun ecri nedir? Güvenilirlik ahlakı. Geldim ben İstanbul'a gidiyorum, bende bir emanet var kardeşim, bunu al. Dönüşte, şimdi emanet deyince de ben silah anlıyorlar tabii. Para, mara, bir şey yani. Onu üzerinde gezdirmek istemiyorum. Al kardeşim, bunu ben dönünce senden alırım. Gidiyorum, dönüyorum. Gerçekten sen onu muhafaza etmişsin, bana teslim ediyorsun. Güvenilirlik, Müslüman'da olması gereken bir halen. Bunun mükafatı nedir? Allah-u Teala buyurdu ki, benim azabımdan emin olmaktır. Allah-u Teala. Davut Aleyhisselam ilahi, bir kişi taat ehline rağbet eylese ve masiyetten sakınsa, onun ecri nedir? İbadet ehline hayranlık duyuyor ve günahtan kaçıyor. Bu kulun mükafatı nedir? Allah-u Teala buyurdu ki, o da benim azabımdan emin olacaktır diyor. Ve yarın kıyamet gününde mürseller ile, rasuller ile koparam. Yani peygamberlerin yanında getireceğim ben onu kıyamet gününde diyor. Koran herhalde orası. Davut Aleyhisselam'daki ilahi, bir kişi namaz vaktinde güzel abdest alsa, onun ecri nedir? Hak Teala buyurdu ki, beni göre ve benim ile bile ola. Beni görecek, abdestin mükafatına bak. Allah'a bakar. Namazı da kılacağı zaman güzel bir şekilde abdest alana da beni görecek diyor Allah-u Teala Celle Celaluhu. Davut Aleyhisselam yine sordu, ilahi bir kişi oruç tutsa, katı susasa, çok aşırı derecede susuzluk çekse, onun ecri nedir? Yani şimdi bu sıralar yaz günlerini tutuyoruz ya oruçları. Aşırı derecede susuyoruz, Allah biliyor Celle Celaluhu. Bunun mükafatı nedir? Allah-u Teala buyurdu, yarın kıyamet gününde susuzluktan emin ola. Kıyamette susuzluk çekmeyecek. Orada güneş yakıyor milleti, millet terliyor, şu bu. Bugün uzun günlerde oruç tutmayı başaranlar o gün sıkıntı çekmeyecek Allah'ın izniyle. Celle Celaluhu. Davut Aleyhisselam dedi ki, ilahi bir kişi la ilahe illallah dese, onun ecri nedir? Hak Teala Hazretleri buyurdu ki, ol kuldur halka selam, yok atladık mı? Selam vermeye. He, buraya geçmiş. Nedir işte la ilahe illallah diyen kulun mükafatı? Cennetime girdiririm, cennete koyarım onu, cehennem azabından onu saklarım. Davut Aleyhisselam dedi ki, ilahi bakhil kulun kimdir? Cimri olan kimdir? Cimrilik nedir? Cimri olan kulun kimdir? Allah Subhanahu ve Teala cevap verdi, halka selam vermeyen. Halka selam vermeyen kul cimri bulur diyor Mevlamız. Selama adet edineceğiz inşallah. Davut Aleyhisselam dedi ki, ilahi hangi kulun sevgilidir? Sen en çok hangi kulunu seversin? Allah-u Teala buyurdu, ol mümin kuldur ki benim için halka tevazu eyleye. Mütevazi kul. Herkese karşı yani. Herkese karşı mütevazi davranan kul, o benim sevgilimdir. Allah-u Teala'nın buradan da anlıyoruz ki en sevdiği ahlak nedir? Tevazudur. Ondan da yine anlıyoruz ki en sevmediği, onu da belki söyleyecektir. Evet. Davut Aleyhisselam yine sordu. Dedi ki,
Bir kul sana şirk getirmeye onun ecri nedir? Hiç şirk Allah koşmamış. Hak Teala dedi ki cehennemi ona haram eylerim. Davud Aleyhisselam dedi ilahi hangi kulun acizlerdir? Aciz olan kulların hangileridir? Allah-u Teala benim fazlımdan nesne istemeyenler. Aciz kul kimdir? Allah'ın lütfu keremine el açıp istemeyen kişi. Allah'a yalvarıp ondan bir şey istemeyenler acizdir. Davud Aleyhisselam ilahi hangi kula katı azap edersin? En kötü azabını kime vereceksin Rabbim? Allah-u Teala diyor, benim takdirime razı olmayana. Allahu Ekber. Allahu Ekber. En katı azabı benim ben niye fakir oldum? Ben niye bu işe girdim? Ben niye Allah muhafaza buyursun? En kötü azabı ona veririm diyor Mevlam. Evet. Ne güzel sözler. Ha bitiyormuş bunu. Devam edelim. Hak Teala Hazretleri dedi ki Davud Aleyhisselam dedi ki ilahi hangi kulun akıllıdır? Allah-u Teala buyurdu. Ne vakit hükmeylese hak ile hükmeyleyen, hevaya tabi olmayan, keyfine, nefsine tabi olmayıp hüküm verirken doğru hüküm veren akıllı kuldur. Hangi kulun alimdir? Alim olan kul hangisidir? Allah-u Teala da buyurdu ki bir kişinin ilmi olsa dahi halktan ilim öğrense eğer alim ise dahi ol alimdir. İlmi olsa dahi halktan ilim. Çok güzel, çok güzel. Bir ilim sahibi zat ki öğrenmeye bir nokta koymamış diyor. Öğrenmeye bir nokta koymamış. Yine öğrenebileceği bir şey duydu mu halktan yine öğrenir. Ben artık biliyorum havalara girmedi yani. Yine hangi noktada bilmediği bir noktada birisi bir şey söyledi mi dinliyor onu ondan öğreniyor. Alim kul budur diyor Allah Subhanahu ve Teala. Davud Aleyhisselam dedi ki hangi kulun kanaat ehlidir? Şol kişidir ki az rızık verem ona kanaat ede. Az rızık verdiğim zaman ona kanaat eden kanaat ehlidir. Hangi kulun hayırlıdır? Şol kulum ki amel eyleye ve halkı kendinden razı eyleye. Ama kendi nefsini razı eylemeye. Çalışıyor adam, mümin kardeşlerini razı ediyor kendinden. Nefsi isteklerini vermiyor. Nefsi istekleri kalsın, kardeşlerim memnun olsun, mutlu olsun diye uğraşan kuldur diyor. İlahi İbrahim ve İsmail ve İshak aleyhisselam hürmeti için benim hatalarımı bağışla dedi. Ve yine Davud aleyhisselam dedi ki ilahi sana sığınırım. Şol duadan ki işte kabul olmayan duadan sana sığınırım Mevlam. Ve kabul olmayan namazdan yine sana sığınırım. Affedilmeyen günahtan yine sana sığınırım dedi. Allah Subhanahu ve Teala buyurdu ki ya Davud Adem'i kudret elim ile yarattım ve ruhumdan üfledim ve meleklerimi ona secde ettirdim ve ona ikram libasını giydirdim ve cennete koydum ve vakar tacını onun başına koydum. Bana yalnızlıktan şikayet eyledi, yalnız kaldım burada dedi, Havva'yı ona hanım olarak verdim. Ondan sonra bana asi oldu Hazreti Adem Aleyhisselam. Ben dahi onu cennetten çıkarttım. Cennetten aşağı gönderdim. Ya Davud benden işit. Hak budur ki ben ederim. Doğru nedir? Benim ettiğimdir. Benim yaptığımdır. Bana itaatkar olur isen ben dahi senin istediğini yaparım. Eğer bir şey ister isen veririm. Ve eğer asi olursan eman veririm. Bana itaat ediyorsun, itaat yolunda bir yanlışa düşüyorsun. Düştüğün zaman hemen cezanı kesmem senin diyor. Ve eğer tevbe kılar isen kabul ederim. Günah işlersin, devamlı itaatkar olan kul. Yanlış bir şey yapar, cezasını hemen kesmez Allah-u Teala. Tevbe eder, tevbe etmesini bekler. Kul da tevbe eder, Allah da onu kabul eder. Yeter ki sen Rabbinin emri üzerine olmaya çalış. Çok güzel, çok harika bilgiler.
hepsi aslında derin bir sohbetin konusu yani. Bir arada toplamış Davud Aleyhisselam envarul aşıkın maşallah. O minallahi tevfik ve hürmeti habibi hürmeti Fatiha. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden Ak Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.